أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ve şerrel umuri muhtesatüha ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalatin finnar ve biz senedil muttasilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal İza aradallahu bi abdin hayran fakkahahu fiddin ve zehhedahu fiddünya ve vassarahu uyubahu Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cümle peygamberan-ı izam aleyhimiz salavat ve teslimatın ehli beyt, ehli ashab, etbaları rıdvanullah aleyhi mecmainin bil cümle ahirete irtihar eden mümin-i müminatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim bahsettiğimiz eserlerinde yararlandığımız üstadlarımızın, müşafenlerimizin, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, bu cami-i şerifi bina edenlerin, bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, kayyibin, mümin ve müminatın, bu cami-i şerif civarında metfum olunan bil cümle evliya, ulema, sulha, şüheda, mümin ve müminatın, tüm geçmişlerimizin ervaçine el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. وجعل قلبه وعاء واعيا لما سلك فيه kalbini suyu tutan kap gibi kılar. Ne demek bu? Şimdi bayram namazına geliyor adam. Bazen Allah'ın lütfu oluyor. Güzel konuşuyoruz. Duygulu konuşuyoruz. Herkese ağlatıyoruz. Evet. Ben Fransa'da bir keresinde bayram namazındaydım. Kiliseden geldim. Notre Dame Kilisesi'ni sabahtan ziyaret ettim. Bunaldım orada. Modern havalandırmalar var filan ama böyle terledim. Sanki üstünde değirmen taşı varmış gibi. Bizim camiye geldim. Temmuz ayıydı. Çok sıcak aydı. O zaman Paris'te bir tek cami vardı. Başka cami yok. Şimdi çok ya. Millet daracık yere sıcak olduğu için öyle bir ter kokusu vardı ama o kilisenin o temiz havalandırmalı kiliseden bunaldım geldim oraya. Bana cennet gibi geldi orası. Öyle ter kokusu var. Cennet gibi geldi. Çok duygulandım. O duyguyla kürsüden çıktım. Buyur dediler konuş. Öyle bir duygusal bir güzel konuşma oldu. Türkiye'den devleti yıkmaktan kaçanlar filan. Orada dernekler kurmuşlar. Ben görüyorum sokaklarda. Baktım hepsi bayram namazında. Bu adam inanmasa bayram namazına neye gelsin değil mi? Ben konuşurken hepsi hüngür hüngür aladılar. Ama çıktılar yine o kötü yuvalara gittiler. Evet, yakin olduğu zaman hayatın her anında insan bu duygusuna sahip olur. Hiçbir yerde unutamaz. Gözünün önüne imanı gelir. Allah'ın sevdiği. Şimdi o bak bizim konuşmamız ağlattı onları. Ama kapıdan çıktı yine bildiğini yaptı. Kalbi daha dökülen suyu almayan bardak gibi. Demek ki bardak çatlak arkadaş. İçine koyduğun su bir bakıyorsun kalmamış. Çatlak. Evet.
Allah'ın sevdiği kulu böyle yakın sahip etti mi, söyledin mi işte böyle, onu tutar. Caminin kapısında kalmaz. O ayetler, hadisler, söylenen güzel sözler her zaman ona yoldaşlık eder, arkadaşlık eder. Kalbi böyle söylenen güzellikleri korur. Allah'ın sevdiği adı. لِمَا سَلَكَ ف۪يهِ Az bir öğüt. Allah'tan kork. Yaşın 50. Çoluk çocuk sahibisin, torun sahibisin. Hala kumar oynuyorsun. Hala içiyorsun. Dedin mi? Ağlar. Ve de o tövbesinden, ağlamak tövbe demektir. Pişmanlık ateşi yanmaktır. Geri dönmez. Korur onu. Bu Allah'ın onu sevdiğinin alametidir. Alametidir. Evet, böyle nasihatler o da güzel gelir. O nasihatleri unutmaz. Unutmaz. Vallahu ya'lemu ma bima yu'un. İnşikak suresinde böyle bir şey var, ayet var. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yetim. Doğmadan babası ölmüş. Doğduktan 6 sene sonra da anası ölmüş. Yetim büyümüş. Mal yok, mülk yok. Garip bir yetim. Ebu Cehil, efendim Utbe, Şeybe çok zengin adamlar. Çok zengin adamlar. Peygamberimizde malı mülkü olmayan bir yetim. Dediler ki yani bu Beni İsrail'de de var. Peygamberlik gelse bize gelir ya. Bu memleketin en zengini, öndeki adamı biziz. Senin gibi bir yetime mi gelir bu iş? Dediler. Beni İsrail'de de var böyle. Ya sen kimsin ya? Züğürdün tekisin. Bak biz bu kadar zenginiz, akıllıyız. Peygamberlik gelse bize gelir. Şu memleketin muazzam bir zengin adamına gelir dediler. اَوْمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ Allah'ın rahmetini onlar mı taksim ediyor Habibim? نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ Her şeyin taksimatını biz yaparız. وَرَفَانَا فَوْقَهُمْ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ Derecat, insanların bir kısmını diğer kısmına üstün yaparız. لِيَتَّخْزَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَّ İşte bu deminde konuşmamın baş tarafında arz ettiğim düzen sağlansın diye birini amir, birini memur yaparız biz. Birini patron, birini işçi yaparız. Düzen sağlamak için bu bizim taksimatımızdır. Ve rahmetu rabbike hayran mimma yecmeun. Evet, Allah'ın rahmeti onların topladığı mal mülkten, şundan bundan çok çok üstündür. Evet, burada onların kalbinde gizlediklerini, evet, Allah bilir. Allah bilir kalbinde ne olduklarını. Şimdi bazıları hatır için, amcasının, komşunun hatır için peygamberimizin mescidine geliyor. Münafıklar biliyorsunuz. Ama mesela Medine-i Münevvere'de Abdullah İbni Selul var. Belediye başkanı olacakmış adam. Medine'nin reisi olacakmış. Tam o sırada zengin bir adam. Tam o sırada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelince bütün milletin sevgisi Peygamberimizin etrafında toplanmışlar, yumak olmuşlar. Bütün sülalesi oraya gidince çaresiz o da Müslüman gitmiş Peygamberimizin arasına ama içinde oh benim saltanatımı yok etti, başkanlığımı önledi diye içinden kin var. Böyle Medine, Mekke'de de böyleler. Kalbinizde gizlediğinizi bilirim ben diyor. Neden bize peygamberlik gelmedi ya falan deyip durma, bu işi ben taksim ettim diyor. Habibime peygamberliği ben verdim. Böyle sizin gibi şunla bununla peygamberlik olmaz. Allah'ın rahmeti taksimatını ben yaparım diyor. Bu ayet böyle. Şimdi kalplerde olanı Allah biliyor. Allah her şeyi biliyor. Bunu bilen adam bilgisi yakın derecesine ulaşsa kesin. Kalbinden bir adama kim besleyebilir mi? Haset edebilir mi? Mümkün değil. Çünkü haset, Peygamberimiz diyor ki ye'külül hasenat kema te'külün narul hatab. Böyle harman gibi odun yığ. Ateşe ver. Harman gibi odun ne olur? Bir avuç kül olur.
Haset böyle iyilikleri, kazandığın sevapları kül eder diyor. Peygamber söylüyor bunu. Bunu peygambere inanan adam inanıyor. Ama yine de haset ediyor. Yakin derecesine ulaşmamış imanı peygambere. Yakin derecesine ulaşsaydı, kardeşim Allah verdi buna bunu. Layık olmasa verir miydi? Ben işime bakayım ya. Daha çok çalışayım. Daha çok yüterleyeyim. Allah da bana verir derdi. Haset etmezdi. Yakin sahibi olan adam böyle yapardı. Onun yakini olmadığı için niye o benden öne geçti falan diye bacağını çelmeye çalışır. Halbuki haset etmek hiçbir şey değiştirmez. Evet, Kur'an'da nahnu kasamna beynehum maişetehum. Allah taksim ediyor arkadaş. Sen değil ki. Senin haset etmen Allah'ın bu taksimini, kaderini değiştirir mi? Başına rahatsız olursun, uykusuz kalırsın. Haset etmekle sevaplarını da yele verirsin. Mahvolursun. Perişan olursun. Yakin. Ne ulaşmayan adamın. Bu adam inkarcı mı? Hayır, inkarcı değil. Ama haset ediyor. Allah bize yakin hasıl etsin, lütfesin inşallah. Böyle bu hadislerin koruyacağı bir kalp sahibi yapsın inşallah. Evet, şimdi böyle olunca ne olur tabii? Kalbi söylenen ayetleri, dinlediği ayetleri koruyan mümin arkası geliyor. Ve lisanehu sadıkan. Bütün organların reisi, başı, ocağı kalp diyor peygamberimiz. Bir adamın kalbi kötü oldu mu, dili kötülük söyler. Eli kötülüğe uzanır. Gözü kötülük görür. Ayağı kötülüğe yürür. Bir adamın kalbi temiz oldu mu, temiz oldu mu, gözü güzele bakar. Dili güzeli söyler. Kulağı güzeli dinler. İçi temiz, güzel. Evet, dili sadık olur, yalan söylemez. Yalan söylemez. Çünkü reisi güzel, kalbi güzel. Şimdi hiç namaza gitmiyor adam. Her türlü şeyi yapıyor. Kardeşim benim kalbim temiz. Yalan söylüyorsun. Evet, kalpleri Allah bilir ama burada bir işaret var. Peygamber öyle söylüyor. Kalp güzel olursa dil doğru söyler. El güzele uzanır. E senin elin yanlış şeylere uzanıyor. Dilin yanlış şeyler söylüyor. Demek ki kalbin de temiz değil. Karışık ki. Yunus Emre'nin dediği gibi, dış yüzüne ol sızar, içinde ne var ise. Kalbinde kötülük var. Elinden, dilinden kötülük akıyor. Kalbin güzel olsaydı, benim kalbim temiz. Tamam, temiz olsaydı sen bu yanlış sözleri söylemezdin. Yanlış işleri yapmazdın. Dili böyle sadık olur. Sadık olur. Ve her davranışını Allah'ın rızasına uygun, emirlerine uygun, uhrevi, ahiret ebedi alemine yönelik yapar. Dünyayı ahirete binek yapar. Binek yapar. İçi dışına uygun olur. Kalbi güzel mümin, azaları da mümin. İmanın gereğini yapan azalar, azay cevahir, cevarih, azay cevarih. Bu dış azaları azay cevarih derler. Kalbin temiz oldu mu bunlar da güzel. Bunların güzelliği kalbin temiz olduğunun alametidir. Bu Allah'ın bir lütfudur. Ve hılkatuhu müstakime. Evet, tabiatı dürüst olur. Aşırılıklardan uzak olur. Sözünün eri olur. Dost doğru yoldan hiç ayrılmaz. Her işte Allah'ın emirlerini gözetir. Aşırılıklardan uzak olur. Ve ceala uzunehu semi'aten. Böyle adamın kulağı söylediğini dinler. Söylüyorsun mesela, sana ne? Sana ne? Ben de aklım fikrim olan bir adamım. Bana nasihat etme, kalkma ya. Allah Allah. Sen benden ne farkın var? Güzel söz söyledin mi? Teşekkür ederim. Doğru söylüyorsun. Der adam. Öbürsü, sana ne ya? Ben de tahsilli bir adamım. Ben de şuyum buyum diye. Güzeli dinlemez. Bu Allah'ın lütfettiği, yakın verdiği kimseler böyle
güzel söyleneni duyar, ona tabi olur. Evet, ahiretinde kendine yarayacak şeyi, mesela Kur'an ayetini kulağına küpe eder, peygamber sözlerini kulağına küpe eder, ona göre işlerini ayarlar, haramlardan sakın. Ve aynehu basira, gözü gerçeği görür bu adamın, görünüşe aldanmaz, basiret sahibi olur. Evet, gözü var ama görünüşe aldanır. Elmalı Hoca'nın, rahmetli Elmalı Cumhuriyet Hükümeti'nin ilk döneminde resmen yazdırdığı Hak Dini Kur'an Dili Yeni Meali Türkçe Tefsir eserinde, şimdi diyor pavyona gider diyor. O pavyondaki kadın diyor her gün bir adamın gönlünü yapacağı için ne kadar çikindir diyor. Ama herif kafayı çeker, 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 sarhoş olduktan sonra dünya güzelim diye ona sarılır diyor. Halbuki tükürsen yüzüne tükürük yapışmayacak kadar çikindir o kadın diyor. Her gün bir adamı gönüllediği için. İşte böyle basiret gözü açık olmayan, görünüşe aldanan adam gerçek güzeli göremez. Güzellikleri göremez. Aldanır. Aldanır. Sen bakınca böyle desin, hayır der o adam, öyle değil. Düşün bak, şerit, ha dersin sen. Basiret bu demek. Gerçeği görebilmek. İşte bu adam, yakın sahibi olan adam tabii Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe kalbi nurlanır, aklı selimi konuşur, basiret sahibi olur, gözü böyle gerçekleri görür, Kur'an ve sünnetin yoluna yapışır, böylece hayatını tertemiz bir şekilde geçirir. Nefsi emmaresinin asla şeysine inanmaz, dürtülerine kulak vermez, böyle fısıltılarına asla boyun eğmez, kulak vermez. Allah bizi böyle yakın sahibi, kalp gözü açık, basiret sahibi müminlerden eylesin inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi Ebu Zer Gıfari'den nakletmişler. Allah onlardan razı olsun.